Sultanım. Günler oldu hünkârımızdan hala bir haber yok. Bu arada devlet ricali ve paşalar da meraklanmaya başladı tabii. Hakikat ortaya çıkarsa payitaht karışır sultanım. En kötüsünü düşünüp ona göre tedbir almamız şart. Kimseye fırsat vermeyeceğiz. Hünkâr oğlum inşallah sağ salim dönecek. O gelene kadar devleti ben idare edeceğim. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Bu arada Fahriye Sultan'a da haber gönderdim. Fakat dönmüyor. Aramaların başında kalacakmış. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Sultanım, daha mühim bir meselemiz var. Bugün divan toplanacak. Paşalar yine sual edecek. Zira hünkârımızın bir an evvel tasdik etmesi icap eden evrak var. Günlerce seni bekliyorum. Neredeydin? Ortalık çok karışık. Ancak fırsat bulabildim. Sen ne yaptın? Bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim. Sana haber Hatun. Ne yapıyorsun burada? Bazı otlar istedim ağadan. Valide sultanımız için. İyi gelir diye. Benden isteseydin, ben getirtirdim. Başın çok kalabalıktı. Ondan gelmedi. Orası öyle. Felaket başımızdan eksik olmuyor. Sen yine de bir şey olduğunda bana söyle. Durma burada hadi. Taşlığa dön. Şeyh Hülistan Hazretleri. Sinan Paşa. Epeydir sizi yeni makamınız için tebrik etmek istiyordum. Lakin fırsat olmadı bir türlü. Hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Her daim olduğu gibi en doğru kararı verdiler. Devleti Aliye'nin sizin gibi kıymetli alimlere ihtiyacı var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüce Divan'ı açıyorum. Mehmet Paşa. Hünkârımız teşrif etmeyecekler mi bugün? Malumunuz kendilerinin halletmesi icap. Hünkârımız malum hadiselerden mütevellit bir müddet istirahat etmek istediler. Kendileri ava çıktı. Öyle mi? Öyle Müftü Efendi. Fakat tayinler meselesi mühim. Halletmek lazım. İstanbul Kadısı dahil birçok makam boşta. Davalar aksıyor. Adalet gecikiyor. Yeni isimler bir an evvel tasdik edilmeli. Ama bu hünkârımız olmadan nasıl olur bilemem. Ben tasdik edeceğim Müftü Efendi. Fakat nasıl olur sultanım? Bağışlayın. Sizin bu mihvalde selahiyetiniz yok. Var. Hünkâr oğlum giderken beni saltanat naibesi tayin etti. Bundan mütevellit. Telaş etmeyin, devlet işleri aksamayacak. Sultanım, hünkârımız afiyettedirler inşallah. Sıhhati gayet iyi. İnşallah yası biter bitmez dönecek. Şeyhülislam Hazretleri. Sultanım. Tayinlerle alakalı konuşmak üzere divandan sonra sizi bekliyorum.
Siz ne diyorsunuz sultanım? Hünkârım nasıl gider? Ve dahi nasıl yalnız bırakılır? Hünkâr oğlumu bilmez misin Müftü Efendi? Gideceğim diyorsa kimse duramaz önünde. Merak etme, mutlaka bulacağız. Padişahım zor günlerden geçiyor. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Amin. Yalnız bu mesele çok mühim. Aramızda kalmalı. Payitaht zaten karışık. Hünkârımızın vefat ettiği tevatürü almış yürümüş. Ahali avluda. Padişah görmek isteriz derler. Korktuğumuz başımıza geldi desene. Merak buyurmayın sultanım. İcab ederse herkesi kılıçtan geçiririm, yine de geçit vermem. Kılıcın vakti değil. Kâfi miktarda kan döküldü zaten. Kendi usulümle halledeceğim. Emredersiniz.